RT ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün 25 Eylül Pazar. Haftanın son gününde RT Ana Haber Bülteni ile tekrar karşınızdayız. Feytullahçı terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda Ereğli'de 8 kişi gözaltına alındı. Ereğli'de Feytullahçı terör örgütünün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Ereğli'de Feytullahçı terör örgütünün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Feytullahçı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla Ereğli'de aralarında ev hanımı, esnaf ve iş adamlarının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Ereğli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Gözaltına alınanlar NMC ev hanımı, AT ev hanımı, ŞDG esnaf, AC esnaf, CU esnaf, İK esnaf, SB esnaf, MT esnaf. ...15 Temmuz gecesinin kahramanlarından Assubay Ömer Halis Demir'i konu alan Barut Kokusu adlı tiyatro oyunu izleyicisiyle buluşacak. Birçok ünlü oyuncunun yer aldığı kadroyu kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Sayın Müsteşar. Buyurun efendim. 15 Temmuz gecesi tek bir kurşunla ülkenin kaderini değiştiren kahraman Assubay Ömer Halis Demir'i konu alarak yazdırılan Barut Kokusu adlı tiyatro oyunu izleyicisiyle buluşuyor. Güçlü kadroda dizi ve filmlerden tanıdığımız birçok usta isim yer alacak. Yapımcılığını ve koordinatörlüğünü Duygu Berraksu ve Murat Sayrac'ın üstlendiği oyunu dünya premieri 22 Ekim tarihinde ilk olarak Ereğli'de, 23 Ekim tarihinde ise şehit Ömer Halis Demir'in doğduğu topraklarda, Niğde'nin Bor ilçesinde yapılacaktır. Ereğli'de oyundan elde edilecek gelirler Şehit Aileleri Derneği'ne, Niğde'de ise Çukurkuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağışlanacak. Senaryo 15 Temmuz akşamı yaşananların ardındaki gerçekleri, Feytullahçı terör örgütünün devlet içerisinde nasıl yapılandığını bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Projenin mimarı Duygu Berraksu ile Murat Sayrac, böyle bir fikri hayata geçirmeyi planladıklarında ilk olarak tedirginlik yaşamış olduklarını, ancak sonrasında biz bu işi başaracağız diyerek adım attıklarını kaydetti. RT Televizyonu haber ekibi olarak provaları izleme fırsatı yakaladık ve merakla beklenen tiyatro oyununun büyük başarı elde edeceğini gözlemledik. Duygu Berraksu, Enis Ümenlisi'yim. Bu organizasyonu yapmaya nasıl karar verdik? 15 Temmuz hepimiz için önemli bir tarihtir. Kahramanımız Ömer Halis Demir de bu kahramanlardan birisidir. Buradan yola çıkarak Ömer Halis Demir özelinden 15 Temmuz'a gelinceye kadar ki öyküyü oyunlaştırarak hafızalarımızdan silinmesini önlemek amacıyla yola çıktık. Ben Murat Sayrac, Ereğli doğumluyum. 1987 Ereğli doğumluyum. 15 Temmuz darbe gecesi yaşananları hafızalara kazımak için bir tiyatro oyunu düzenliyoruz arkadaşım Duygu'yla. Başladık bu yola. 15 Temmuz'dan itibaren aklımızda olan bir şeydi ve bunu faaliyete geçirmek istedik. Çok güzel oyun olacağını düşünüyorum. Bu oyunun öncelikle Ereğli'den ve sonrasında Bor ve Türkiye genelinde oynatmayı düşünüyoruz. Senaryonun içerisinde 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananlar, şehit kahramanımız Ömer Halis Demir'in o gece sıktığı tek bir kurşunla Türkiye'nin kaderini değiştirdiği bir tiyatro olacak. Aynı zamanda FETÖ terör örgütünün devletin içerisinde nasıl sızdırıldığı, nasıl yapılandığını anlatıyor tiyatromuzun içeriği. Senaryomuzu özellikle o şekilde yazdırdık. Tamamen bizim kontrolümüz altında. Yönetmenimizin ve senaristimizin kontrolü altında. Böyle bir çalışmaya başladık. Ve bu oyunun Ereğli ve Bor'dan çıkmasını istedik. Ve bunu çıkmasını istememizin sebebi buradan. İstersek biz başka şehirlerde de yapabilirdik ama kahramanımız Ömer Halis Demir Niğde'nin Bor ilçesinden Çukurkuyu
kasabasından olduğu için yakın bölge olarak biz de Ereğli'de çıkardık. Sonra Bor'da sahnelemeyi bu yüzden istedik. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Adana Yeşilova Hipodromu'nda Konya Ereğli koşusu dün gerçekleştirildi. İşte koşunun kazananları. Adana Yeşilova Hipodromu'nda 24 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen Konya Ereğli Belediye Başkanlığı koşusunu Baran D. Cemiloğlu'nun sahibi olduğu Arsel Lupin Jockey'i Deniz Yıldızı ile kazandı. 3 artı yaşlı Safkan İngiliz atlarına mahsus Çin pistteki 1700 metre mesafe koşuyu Hiktor 2. Küçük Matra 3. Dağ Tekinan'da 4. olarak tamamladı. Kazanan Arsel Lupin için koşuyu bitiriş derecesi 1.46.14 olurken farklar boyun 1.5 boy 1 boy şeklinde gerçekleşti. Koşuyu kazanan atın sahibi Baran D. Cemiloğlu'nun adına kupayı Konya Ereğli Belediye Başkan Vekili Lokman Göktaş Mehmet Yıldırım'a verdi. Belediye Başkanı Özkan Özgüven, yarış atı yetiştiriciliğinde önemli bir merkez olan Ereğli'nin bu tür organizasyonlarla tanıtımının yapılmasının anlamlı olduğunu söyleyerek, geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Konya Ereğli Belediye Başkanlığı koşusunun bu yıl ikincisi gerçekleştirildi. Bu organizasyonu önemsiyoruz. Koşunun geleneksel hale getirilerek önümüzdeki yıllarda da devam etmesini sağlayacağız diye konuştu. Serhat ve Dadaşlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Ereğli Kültür Merkezi'nde dün akşam Aşıklar Şöleni ile gerçekleştirildi. Serhat ve Dadaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği dün akşam Ereğli Kültür Merkezi'nde 1. Geleneksel Aşıklar Şöleni düzenledi. Şölene Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Agah Taşkın, Şehit Aileler Derneği Başkanı Yılmaz Ertaş'tan, Ereğli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Emin Özyurt, Artvin Yusufeliler Derneği Başkan Yardımcısı Mikail Düzgün ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sonra konuşma yapmak için kürsüye çıkan Serhat ve Dadaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Anıl Yaver şunları söyledi. Öncelikle davetimize katılma nezaketini gösterdiğiniz için Serhat Karslılar ve Dadaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği yönetimi adına şükranlarımı sunuyorum. Bugün derneğimizin 1. geleneksel Aşıklar Şöleni'ni ve açılışını kutlamak için buradayız. Bu gecenin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hemen ardından konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Agah Taşkın şu sözleri dile getirdi. Aslılar ve Dadaşlar Sosyal Kültürel Derneği ilk kez böyle bir program düzenledi. Zaten kuruluşu yeni. Bundan dolayı dernek başkanına, yönetim kurulundaki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Dernekler, vakıflar bizim kültürümüzün değerleridir. Buraya katılan diğer dernek başkanlarını da tebrik ediyorum. Böyle bir etkinlikte beraber oldular, yanlarında oldular, şeref verdiler. Ayrıca onlara da saygılarımı sunuyorum. Başkan Bey'imiz Tarihi Kentler Birliği toplantısı nedeniyle Gaziantep'te bulunduğundan dolayı bugünkü bu programa iştirak edemediler. Son olarak konuşma yapan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Ertaş'tan şehitlikten bahsederek şiir okudu. Şehit kimdir? Bu şanlı bayrak inmesin diye, kutsal evlerimiz dinmesin diye, vatanımız elden gitmesin diye tatlı canından geçendir şehit. Anası ağlasa da kendisi gülen, Yaradanı tarafından sevilen, peygamberce defalarca övülen, cenneti hak eden kişidir şehit. Öldükçe dirilip tekrar ölen, dirildikçe ölmeyi en çok isteyen, bu kara toprağa gülerek giren, kahramanca ölen,
şehit. Ardından halk aşıkları sahne aldı. Bir gurbet türküsü gönderiyorum. Bu da Anadolu'lar başlarımıza armağan olsun. Demedik kardeşime armağan olsun. Gurbet seni mezkar tuttun dönmedin. Hele tükenmedi hasretin bazı. Sol Sahil ve Yıldızlı Sulama Birliği Başkanlığı delege seçimleri bugün yapıldı. İvris Sol Sahil ve Yıldızlı Sulama Birliği Başkanlığı'nın delege seçimi bugün saat 08:17 arasında yapıldı. Sol Sahil Sulama Birliği seçimlerine 17 mahalle ve 20 köy katıldı. Delege seçimlerine 100 meclis üyesi aday oldu. Bültenimize Türkiye gündemiyle devam ediyoruz. Suriye topraklarında 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Harekat kapsamında keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 38 terör örgütü DAEŞ hedefine ateş destek araçlarıyla 101 adet fırtına atışı yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Fırat Kalkanı Harekatı'nın 32. günündeki gelişmelere ilişkin bilgi verildi. Açıklamada Azez Rai bölgesinde muhalif unsurlardan oluşan 5 özel görev kuvvet grubunun kaybettiği bölgeleri geri almak maksadıyla başlattığı operasyonu sürdürdüğü bildirildi. Muhaliflerin karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle ileri harekata devamla El Atarya Mezkun mahallinde kontrolü sağladığı aktarıldı. Keşif ve gözetleme araçlarıyla tespit edilen 38 DAEŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları tarafından 101 adet fırtına atışı yapıldığı belirtildi. Açıklamada bugüne kadar toplam 1220 hedefe 1000 civarında atım yapıldığı vurgulandı. Öte yandan açıklamada Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarca bölgede tespit edilen ve içerisinde bir Doçka uçak savar mevzii, komuta yeri ve silah mevzii olarak kullanılan 12 binanın yer aldığı 13 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi. Ayrıca koalisyon uçaklarınca Zeytinlik bölgesinde belirlenen DAEŞ terör örgütü unsurlarına yönelik yapılan hava harekatında bomba yüklü bir aracın imha edildiğine işaret edildi. Koalisyon tarafından Katar'dan kalkan iki uçakla Tal Ahmar bölgesindeki muhalif unsurlara havadan tahkimat malzemesi atıldığına dikkat çekilen açıklamada, DAEŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince mayın ve el yapımı patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi. Suriye'nin kuzeyindeki Sandarah bölgesine alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi ve bölgede tespit edilen silah monteli araçların bulunduğu 3 DAEŞ hedefinin de imha edildiği kaydedildi. Daha önce 5 yaşındaki Ümran'ın enkazdan çıkarılış görüntüleriyle dünyanın hafızasına kazınan Halep'te yine büyük dramlar yaşanıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde rejim güçlerinin kuşatmasındaki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 56 kişi öldü, 220 kişi yaralandı. Dünden bu yana devam eden enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarını yürüten ekibin verdiği bilgilere göre ölülerin çoğu kadın ve çocuklar. Kısıtlı imkanlarla sürdürülen enkaz kaldırma çalışmalarında ölü sayısının artabileceği belirtiliyor. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Medine'den
Esed rejimi ve Rusya'nın önceki gün Halep'te yine sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 86 sivil ölmüş, 200 kişi yaralanmıştı. Kirli İttifak'ın 19 Eylül'den itibaren sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ölen sivillerin sayısı 323'e ulaştı. Bu saldırılarda 1334 sivil de yaralandı. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Barışım ya! 90 futta yaralı harbi ya Allah! Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Halep'te sivillere yönelik saldırılar üzerine acil olarak toplantı kararı aldı. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada toplantının bugün saat 18'de yapılacağı ve basına açık olacağı duyuruldu. Toplantı kararı Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere'den geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu genel görüşmeleri kapsamında Güvenlik Konseyi 21 Eylül Çarşamba günü toplanmış. Toplantıda Amerika ve Rusya Dışişleri Bakanları birbirlerini suçlamış ancak somut bir gelişme yaşanmamıştı. New York'ta bu hafta içinde uluslararası Suriye Destek Grubu üyeleri de iki kez toplanmış ancak çatışmaların durması anlaşmasının sürdürülmesi için bir karar alınamamıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da Halep'te sivillere yönelik hava saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada Genel Sekreter Ban'ın Halep'te çatışmaların artması ve savaşın başından bu yana en yoğun bombalamanın yaşanması nedeniyle dehşete düştüğü belirtildi. Suriye rejiminin Halep'i almak için saldırı başlattığını duyurmasının ardından bölgeden hava saldırılarında yangın bombasıyla sığınakları imha etmek için kullanılan gelişmiş bombaların kullanıldığının rapor edildiği bildirilen açıklamaya göre Ban, sivillerin yaşadığı bölgelere yangın bombası gibi silahlarla saldırılması savaş suçu teşkil edebilir ifadelerini kullandı. Ya Allah! Ya Allah! Barışım ya! 90 futta yaralı harbi ya Allah! Bu arada Suriye konusunda ilginç bir de gelişme yaşandı. Allahu Ekber Darya. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Washington'ın Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Esed rejimine ait bir askeri üssü vurması nedeniyle Esed'den özür dilediğini söyledi. Allahu Ekber. Allahu Ekber Darya. Lavrov, New York'ta Rus devlet televizyonuna verdiği röportajda Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ile 20 Eylül'de gerçekleştirdiği görüşmede bu konunun gündeme geldiğini belirterek kendileri bu konuya değindiler, hata olduğunu söylediler ve bizim üzerimizden Suriyelilerden özür dilediler dedi. Lavrov, yani Suriye Cumhurbaşkanı Esed'den özür dilediler mi sorusuna, evet özür dilediler, biraz tuhaf bir durum, kimseyi suçlamak istemiyorum ama koalisyon güçlerine ait istihbaratın o bölgede kimin nerede bulunduğunu unutmuş olmasına inanmak zor ifadelerini kullandı. Obama yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırısı sonucu 62 Suriye rejimi askerinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğunu açıklamıştı. Başbakan Binali Yıldırım 241 şehitle 2194 gazinin hesabının sorulacağını vurgulayarak kimse 15 Temmuz'u unutturmaya çalışmasın ifadesini kullandı. Yıldırım, İstanbul Ümraniye'de Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı Danışma ve Dayanışma toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bugünlerde darbe, 15 Temmuz darbe girişimi bir tarafa bırakıldı. Efendim, mağdurlar var. Devlette, memuriyetten çıkarılanlar, iş aleminde, sivil toplum kuruluşlarında, yargıda, orduda mağdurlar var. Peki milletin mağdurluğunu nereye koyacağız? En büyük mağdur 241 şehidimizin yakınıdır. 2194 gazimizin yakınıdır ve 79 milyon vatan evladı. Mağduriyetten konuşursak en önce konuşmamız gereken budur. Başbakan devlet kademelerinden FETÖ'cüleri temizlemenin kolay bir iş olmadığının altını çizdi. Bu terör örgütü kapalı bir kutu. Saydam değil. İlişkileri gizemli. Bunu yanlış yapmadan, itinayla
sorumluları ortaya çıkarmak kolay bir iş değil. Onun için biz memuriyetten çıkardığımız epeyce sayıda insan var. Mahkemelerin gözaltına aldığı, tutukladığı, bizzat darbeye fiilen iştirak etmiş olanlar var. Dolayısıyla büyük bir kitleyi oluşturuyor. Bu doğrudur. Ancak bunu yapmazsak Türkiye tekrar bu tehditle karşı karşıya kalır. Bunu milletimizin bilmesi lazım. Başbakan Binali Yıldırım bu konuda hata yapılması durumunda itiraz mercilerinin de açıldığını kaydetti. Hatalar varsa, yanlışlar varsa düzeltecek mekanizmalar da var. Bunların valiliklerde, bakanlıklarda gerekli komisyonlar kuruldu. Gerçekten bir haksızlık yapılmışsa bunlar düzeltilecek. Türk adaleti iş başındadır. Darbecilerden hesap sormaya başlamıştır. O bakımdan darbeyi gündemden düşürüp darbecileri savunmaya kalkmak bu şehitlere, bu gazilere yapılabilecek en büyük kötülüktür. Teşekkür ederim. İvriz Çelik Çatı ve Demir Doğrama Konya Ereğli'de sizlerin hizmetinde. Dürüstlükten taviz vermeyen İvriz Çelik Çatı ve Demir Doğrama, kapalı besi, açık besi ve yarı açık besi üniteleri, paket olarak hangar ve çelik çatı ve çelik konstrüksiyon işleri yapılmakta. Kalitenin tek adresi İvriz Çelik Çatı ve Demir Doğrama'da firma tarafından yapılan kapalı besi ve süt ineği ünitelerinde çelik çatı ve balya hangarları, metre sınırlaması olmaksızın sığımhane, otomatik sihirgaç, yataklık demiri, kilit sistemi, yem yolu ve daha çok fazlası deneyimli elemanlarıyla sizlere imalat ve montaj hizmetleri de vermekte. Adres: Çömlekçi Mahallesi, İvriz Caddesi, numara 7, İvriz Petrol Yanı, Ereğli, Konya. Telefon 0505 896 7591. Yaptığımız işler, yapacağımız işlerin teminatıdır. Resto, organik meyveden yapılan nefis dondurma Resto. Kendi imalatımız bal badem, frambuaz, ahududu, karadutlu Resto, Antep fıstıklı, çikolatalı, sade ve meyveli dondurma Resto. Gösterişli sunumuyla sağlık deposu Resto dondurma. Sadece Resto'da. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fırat Bey'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Bey İnovatif serisinden. Selenit. Fırat Bey. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres: Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Zirai mücadele ilaçları Tohum ve Makine Bayi Tunç Tarım. Adres: Halyokuşu Aköy Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım hava durumunu sunar. Müzik.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahmin Stüdyosu'ndan herkese merhabalar. En güncel tahminlerle karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde ülkemizi etkisi altına alan kuvvetli sistem, sel, su baskını, heyelan maalesef can kaybına sebep oldu. Bu kuvvetli sistem ülkemizi terk etti. Önümüzdeki günlerde de dar alanda yağışları göreceğiz. Pazar günüyle başlayalım. Pazar gününe baktığımızda ülkemizin büyük bir bölümünde yağış beklemiyoruz. Az bulutlu ve açık bir hava hakim. Fakat yarın Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak yağış görülecek. Bunun dışında ülkemizin kuzey kesimleri çok bulutlu, güney kesimlerimizde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Pazartesi günü Marmara'nın doğusu, İstanbul, Batı Karadeniz'de sağanak yağışlar görülecek. Diğer yerler ise az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerde ise bulutlanmanın biraz daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Salı günüyle devam edecek olursak, Salı günü ise yine kuzey kesimlerde yağışların devam edeceğini söyleyebiliriz. İç ve güney kesimlerde ise yağış beklemiyoruz. Parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. Üç büyük kentimizden başkente baktığımızda başkentte 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Gündüz sıcaklıkları 18 ila 20 derece arasında değişirken gece sıcaklıkları 3 gün boyunca 7 ila 8 derece arasında olacak. İstanbul'a baktığımızda 3 gün boyunca gündüz sıcaklıkları 23-24 dereceler arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 13-14 dereceler arasında kendini gösterecek. İstanbul'da pazar günü yağış beklemiyoruz. Pazartesi ve salı günü sağanak yağış İstanbul'da kendini gösterecek. Son olarak İzmir'e baktığımızda ise 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Diğer iki büyük kentimize göre hava sıcaklıkları biraz fazla. Gündüz en yüksek sıcaklıklar 25-26, yer yer 27 dereceleri görebilir İzmirliler. Gece en düşük sıcaklıklar ise İzmir'de 16-17 dereceler arasında seyredecek. Toparlayacak olursak önümüzdeki 3 gün boyunca dar alanda yağışları göreceğiz. Özellikle kuzey kesimlerde. Fakat serin hava etkisini sürdürüyor. 3 gün boyunca hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyredecek. Yaptığımız en güncel tahminlerle karşınızda olduk. En güncel tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü web sayfası olan mgm.gov.tr adresinden ve Meteoroloji'nin Ses Radyosu'ndan öğrenebilirsiniz. Zirai mücadele ilaçları, tohum ve makine bayi Tunç Tarım. Adres Hal Yokuşu, Aköy Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım, hava durumunu sundu. Evet, bugünlük bültenimizi noktalıyoruz. Yarın akşam tekrar görüşünceye dek, hoşça kalın.